Evet arkadaşlar merhaba. E, şurası çok önemli o yüzden e, diğer videoda anlatmak istedim. Şimdi bakın sorularda bize 21 Aralık'tan 21 Hazirana kadar olan tarihi soruyor arkadaşlar ve diyor ki bize yengeç dönencesine gerçekleşen olaylar ya da oğlak dönencesine gerçekleşen olaylar diyor tamam mı? Buraya baktığımızda eğer ben kuzey yarım kürede ne vardı arkadaşlar yengeç dönencesi vardı. Ben eğer kuzey yarım küredeki olan olayları bilirsem arkadaşlar güney yarım küredeki olayları yani oğlak dönencesindeki arkadaşlar olayları da tam tersi olarak bilebilirim. Şimdi bakın ben 21 Aralık tarihinde niye yaşıyorum? En uzun geceyi yaşıyorum arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde ise ne yaşıyorum? En uzun gündüzü yaşıyorum. Peki ben 21 Aralık tarihinden sonra 21 Haziran'a doğru giderken arkadaşlar artık en uzun gece yaşadığım için geceler ne olacaktır? Kısalmaya başlayacaktır. Geceler kısalmaya başlar arkadaşlar. Gündüzler ne yapar? Uzamaya başlar. Neden? Çünkü ben 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşayacağım. O zaman diyorum ki birin bir yönünde kuzey yarım kürede yani yengeç dönencesinde arkadaşlar ben ne yaşayacağım? Gecelerin kısaldığını, gündüzlerin uzadığını yaşayacağım arkadaşlar. Ama ben 21 Mart'tan da geçiyorum öyle değil mi? Aralık, Mart, Haziran. 21 Mart'a bakın. 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden daha uzundur. 21 Mart'ta gece gündüz eşitliği arkadaşlar yaşanır. Yaşandıktan sonra ne yapacak arkadaşlar? Bu sefer geceler kısalacak ve gündüzler arkadaşlar uzamaya başlayacaktır. Güneş ışınlarının gelme açısı büyür demiş arkadaşlar. Evet çünkü neden? Ben artık yengeç dönencesindeki 21 Haziran tarihine doğru gidiyorum. Yani yaz mevsimi benim gündüzlerim gecelerden uzunsa arkadaşlar bunu Öncekinde anlatmıştım. Gündüz gecelerden uzunsa arkadaşlar birim alana düşen enerji miktarım ne oluyordur arkadaşlar artacaktır. Gelelim iki yönünde ne gerçekleşir? Bakın bu sefer ben 21 Haziran'dan 21 Aralık'a doğru gidiyorum. Ben en uzun gündüzü yaşadım arkadaşlar. En uzun gündüz yaşandıktan sonra 21 Aralık tarihine doğru giderken ne olacaktır? Gündüzlerim azalacak yani kısalacak. Gecelerim arkadaşlar uzayacak ki ben 21 Aralık tarihinde en uzun geceyi yaşayayım. Bakın bunlar hep kuzey yarım kürede. Bunun tam tersi güney yarım küre için diyebiliriz. Şimdi buraya baktığımızda bakın 23 Eylül tarihine kadar geceler gündüzlerden daha uzundur. Bakın buraya kadar geldiğimizde geceler gündüzlerden daha uzundur ama diyorum ki ben şuraya doğru gittiğimizde gündüzler kısalıyor, geceler uzuyor. Çünkü 23 Eylül tarihinde ben gece gündüz eşitliği yaşıyorum. Anlaştık mı? Gece gündüz eşitliği olduktan sonra buraya doğru giderken ne oluyor arkadaşlar? Gündüz elim kısalıyor, geceleri uzamış oluyor. Güneş ışınlarının gelme açısı küçülüyor. Çünkü ben artık neyi yaşıyorum? Kış mevsimine doğru gidiyorum arkadaşlar. Yani benim gecelerim uzunsa, gece uzunsa, gündüz dersem arkadaşlar ne oluyor da birim alana düşen enerji miktarım azalır arkadaşlar. Bunları iyi bileceğiz. Aralıktan Haziran'a doğru gidersem gecelerim kısalır, gündüzlerim uzar. Nerede? Kuzey yarım kürede. Peki ben 21 Haziran'dan 21 Aralık tarihine doğru gidersem Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalır, geceler uzar arkadaşlar. Bana yengeç dönencesini sorarsa bu yorumları yapacağım. Oğlak dönencesini sorarsa tam tersini yapacağım arkadaşlar. Ekvatoru sorarsa da zaten ekvator neydi? Ekvatora dike dike yakın ışınlar gelirdi ve sürekli ben orada yaz mevsimi yaşardım arkadaşlar.